kaldığımız yerden devam ederek önceki videoda AVAX'la alakalı konuşmayı ve yapılan tahminleri değerlendirmeyi sürdüreceğiz burada. Ne diyor? Ekosistemden bahsediyor. Açık kaynak platformu vesaire. Ve diğer gelişmeler. Evet. Ocak 2021'de Rift DeFi ile entegrasyon Pangolin'den bahsediyor. Dex'lerinden ve NFT pazar yerinden. Bak, NFT'ler direkt olarak bir, yani mesela NFT'leri kendine vizyon edinmiş bir proje iyi bir proje değildir kripto paralar konusunda, ama NFT'leri iyi kullanan bir proje bu noktada kesinlikle iyi bir proje olacaktır. Yani ne demek? NFT hacmi yüksekse bir kripto ağının, ekosistemin, o zaman o iş iyi bir iştir yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Tam burada yani çok önemli bir şey yok anladığım kadarıyla. Burada da teknik boyuttan bahsediyor falan. AVAX satın almayı düşünmeli misiniz? Bence AVAX bu sezonun açık ara favorilerinden bir tanesi olacaktır. Yani açık ara favori. Ne demek açık ara favori? Alınabilecek en iyilerden arasında. Yani yatırımcı memnuniyeti açısından bence üst skalada yer alacak olan bir kripto para birimidir. Bunu da tabii neye dayanarak söylüyoruz? Yani korelasyonu çok yüksek. Bakın, potansiyel katlama oranı yüksek. Önceki yaptığı hareketler belli. Bunu tekrar halihazırda hala uygulayabileceği belli. Bunlar kripto paralar için, altcoin'ler için yani ideal hareketlerdir. İdeal. İdeal doğru bir tabir o. Kimisi erken kalkar, patlar, söner işte. Kimisi geç kalkar falan. O şekilde değil. Yani günün sonunda yine düzgün hareketler yaptığı için AVAX yatırımcı memnuniyetini karşılayacaktır. Panik satışları çok fazla olmaz. AVAX ya da Sol gibi kripto paralarda. Bu da ekstradan yani güzellik sağlar sonuçta. Tamam mı? Panik satışları vesaire az olduğu için. AVAX bu sezonun bir portföyde potansiyel olarak olmazsa olmazlarından biridir. Bu ne ya? AVAX fiyat tahmini diyor. Bakalım. 14 Ocak 2024 41 dolar şeklinde. Ya burada gün 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 böyle tık 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 vermenin tabii çok bir anlamı yok. 2024'ten bahsediyor. 2024 ile alakalı kısmen konuşmuştuk. 2024 çok önemli bir yıl. 2024-2025. Şimdi mesela ben çok kısa fikir olsun diye söyleyeyim. Hareket bakımından ben ne bekliyorum biliyor musunuz? 2024-2025'te. Aha bunu bekliyorum bak. İşte bu. Direkt bunu bekliyorum. Şekil yani. Bak, şekli gösterdim değil mi? Ben bu şekilde yine böyle bir normal kavramı içerisindeki bir hareket bekliyorum mesela. Bu sezon. AVAX'tan. 2024 yılında bir ATH bekliyorum ben AVAX'tan. 2025'te de bu ATH'in üzerine bir ATH bekliyorum ben AVAX'tan. Benim beklentim budur. Ve bunun yaşanacağını kesinlikle düşünüyorum. Tabii faiz indirimleri başladığında piyasa genel olarak bu yükselişler olabildiğince fazla hız kazanacaktır. Hız kazanacak. Tamam mı? Faizlerin indiği noktada altcoin'lerdeki rally güçlü pozisyonlara çıkar. Eğer faizler yüksekse belli noktalarda kalacaktır. Ya yani belli pozisyonların daha ötesine geçmesi çok zor. AVAX'a dikkat edin. AVAX güçlü bir kripto para birimidir. Dediğim gibi 2024-2025 açık ara AVAX'ın sezonu. Ya bunlar boş beleş şeyler ya. Bak diyorum ki şimdi bu sezon 1000 dolara kadar fiyat tahmini var. Bak AVAX'ta. Mümkün mü? Bence mümkün. Yani çok 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 zor bir şey değil. Nitekim olabilir. Ha, bunu beklemeyeni de anlarım. Yani illa bu seviye beklemeyen olabilir arkadaşım yani. Tamam mı? Fakat bu ne böyle ya? Hani buradaki şey tam bir saçmalık. Başka hiçbir ismi yok bunun. Saçmalık yani bunun adı.
Adam 2024, 25, 42, 49, 50, 60. Böyle her sene 10 dolar, 15 dolar artıyor. Ne güzel ya. Ya çok iyi yani. Baksanıza her sene 10 dolar artıyor. Tamam. Biz neyi konuşuyoruz ki o zaman burada? Mesela birazdan Solana üzerine de video çekeceğiz. Şimdi Solana'da da ben iyi biliyorum. Aha, bekleyin görün. Solana'da da şimdi fiyatlar aynı böyle tık 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 her sene 10 dolar 15 dolar artıyor. Lan arkadaş biz ne konuşuyoruz burada? Tamam. Bütün altcoin'lerin fiyatı her sene üstüne böyle 5-10 dolar bir şey koyuyor. Şimdi siz kafanıza göre bir tane altcoin'e girip alın, tamam mı? Ne olduğunun fark etmez. Hepsi 5-10 dolar artıyor çünkü şeyde. Girip alın yani, tamam mı? Ondan sonra o bir şekilde her sene zaten 5-10 dolar artacağı için risktir, ödüldür yani öyle bir şey yok. Ne diyeyim yani? Bunlar doğru değil ya. Burada yazanların hiçbir tanesi doğru değil. Bu sezon evet, nereye gider, nereye gitmez? Bu kesin değildir ama hiç değilse 500 dolar vesaire gibi fiyatları açıkçası ben bekliyorum. Bu kadar düşük fiyatları da bekleyen birisinin olduğunu da düşünmüyorum Avax için. Devam edelim şöyle. Bunlar neymiş? İyi bir yatırım mı? Dediğim gibi Avax iyi bir yatırımdır. Hala uzun vadede ne kadar başarılı olabilir ya da olamaz yani bunlar tartışılır. Uzun vadedeki kalıcılığı olacak mı ya da ne kadar kalıcı olabilecek diye. Bak bunları bilmiyoruz hala. Sonuçta uzun vadeli yatırım yapılmaz. Başka bir tane sitede de örnek veriyorum. Avax'ın 4-5 bin dolarlara kadar da fiyat tahmini var. Eleman 2030 yani 35'lere kadar gitmiş yani. Tamam mı? Bu tarz fiyat tahminleri var ama o kadar gitmeye gerek yok çünkü bilmiyoruz. Altında bir argüman yok. Ya uzun vadeli gitmeyin. Sezonda kalın. Ya yani burada kalın. 2024-2025'te kalınacaktır. ATH noktalarından makul satışlarla yatırımcı kar elde edecek arkadaşım bu kadar. Yani yapmanız gereken şey bu. Başka bir şey değil. Bu şekilde kar elde edilir. Burada başka bir soru var mı? Bir çığ dediği de şey yani. Yıllanç olur. Evet. Bundan sonra da Solana üstüne konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.